Şimdi böyle bir parçam var. Solid kemiğin içerisinde bulunan HSM'de doğrusal işleme komutunu kullanarak bu parçamızı işleyeceğiz. Hızlı bir şekilde hemen yine parçamızı tanımlayalım. Modelin bulunduğu klasörü kullan, doğrusal işleme. Referans tanımla. Yine parçamda kaba operasyon yapmamak için 3B model olarak tanıtacağım. Stop model kısmından. Tekrar onay verdim ve çıktım. Geldim buradan HSM dedim ve buradan doğrusal işlemi seçiyorum. Doğrusal işlemede yine hedef geometriyi program otomatik kendisi algılıyor. Bir tane küresel takım tanımlayacağım. Hiç ölçüleriyle oynamıyorum. Direkt seçtim takımı. Bilgisine girmiyorum. İşleme sınırlarından geldim. Dedim ki 2 iz düşümü. Göster diyorum. Üstten bakalım. Şimdi buradaki açıklıkları ve delikleri program otomatik iz düşümüyle oraları kendisi belirledi ve takımı takım yollarını buna göre oluşturacak. Ne demek istiyorum? Simülasyonda çok daha net göreceğiz. Şimdi onayladım bunu. Çalışma alanındaki takımım orta olsun. Dilersem offset de verebilirim ama gerek duymuyorum şimdilik. Pasolara geldim. Duvarda ve tabanda talaş bırakmıyorum. Finish işlemi yaptığım için ve buradan hesaplaması hızlı olsun diye yana adımı, yana kaymayı değerini 1 mm diyorum. Aşağı adımlamayı sakın dokunmayın. Buradaki aşağı adımlama değeri takımın aşağı adımlaması değil. O yüzden hiç dokunmayın. Paso uzatımımızı da şu yüzeylerden dilersek bir miktar uzatabiliriz. Yani şekilde gördüğümüz gibi ben takımın yollarını tam şurada bitmesini, tam şu noktada bitmesini istemiyorum. Burada bir kademe olmasın diye. Geliyorum oraya diyorum ki 2 mm takım yollarım uzasın. Hatta ve hatta gelip teğet uzatmalı diyebilirim. Teğet uzatma dediğim zaman bu yüzeyin, eğer bu şuradaki yüzeyim formlu olmuş olsaydı bu yüzeyin formuna göre takım yolunu uzatacaktı. Teğet uzatmada kalsın şimdilik. Açılı olarak da işletebilirim. İşleme seviyeleri kısmındaki mutlaka burası hedef olmak zorunda. Çünkü ben parçamı hedef olarak tanıttım. Eğer stok parça olmuş olsaydı stok da diyebilirdim. Sonrasında bağlantılara geldim. Çip yönlü kesimi seçtim ve bu şekilde hesap atıyorum. Hemen bakalım simülasyonumuza. Bakın sorunsuz bir şekilde takım yolları oluşturdu. Ama farkındaysanız şuradaki duvarlarda açılma oldu ve farkındaysanız yine şu boşluklara takımı sokmadı ve buna göre takım yolu oluşturdu. Şimdi ben diyeceğim ki Solkem'e, sen şu duvarlardaki açılmaları yok et ve aynı zamanda şuradaki açık kısımları, açık kontürleri de dolu olarak gör ve buna teğet bir takım yolu oluştur diyeceğim. Peki bunu nasıl diyebilirim? Bakın az önce biz takımımızın yolunu 2 mm uzatmıştık. Aynen buraya yansımış. Şöyle üstten bakarsak. Bakın buraya yansımış. Şimdi gelelim diğer kısımlara. Oraları nasıl yapıyoruz? Çıktım buradan. Buradan geliyorum. Basit sıralamayı açıyorum. Bakın basit sıralamayı kapattığım zaman şuradaki geçişlerde takım yukarı kalkıyor ve pasolarına o şekilde devam. Yani takımı buraya sokmuyor. Basit sıralama dediğim zaman yani buranın üzerinden geçiyor ve takım yollarını buna göre oluşturuyor. Ama ne demek istiyorum? Şöyle aslında simülasyon görürsek çok daha iyi olacak. Bakın. Şimdi diğerine göre aslında biraz daha iyi bu. Evet ama burada ne var? Bakın. Takım gelmiş, parçamı işlemiş, tam şu kısma gelmiş.
takımı G1'de hızlı ilerleme kullanarak şu yeşil çizgiler bakın bu hızlı ilerlemeler. Hızlı ilerlemeyle takımı belli bir miktar yukarı kaldırmış. Şu kırmızı çizgiler ise G0 hızıyla takımı bir sonraki pasıyor o şekilde geçiş yapmış. Ama benim istediğim bu değil. Benim istediğim ben diyorum ki şu yüzeyin tam 90 derecesinde yani şu takım yolu hiç bozulmadan direkt karşıya geçiş yapsın. Yani burada da sanki tılaş varmış gibi burayı da işlem yapıyormuş gibi görünsün istiyorum. Takım yollarım ona göre oluşmasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Çıktım buradan. Şimdi o istediğimi de yüzeyde kalma aralığı vardı hani hatırlarsanız hep önceki videolarda söylüyorduk ya yüzeyde kalma aralığı, yüzeyde kalma aralığı, yüzeyde kalma aralığı işte şimdi bu burada o devreye giriyor. Hemen onu bulayım. Fasolade diye anlıyorsam herhalde. Buradaymış. Yüzeyde kalma aralığı. Şimdi bakıyorum. Şurası ne kadar genişlik? Bunu bilmem lazım. Bakalım kaçmış? 5'miş. Yani buradan burası 10'muş demek ki. Ben geliyorum diyorum ki burası 12 olsun. Kayıt ve hesapla dedim. Simülasyon. Çalıştır. 12 yeterli gelmedi. 25 diyelim. Şunu kaldırmasak olmaz. Pardon, bunu işaretleyeceğiz. Şu boyutumuz neydi? 96'ymış. Burayı yüzeyde kalma aralığımızı biz şöyle yapalım. Parçamı tam boyun yazayım garanti olsun. 200'müş. Gelelim buraya 200 diyelim. Şimdi bakalım. Evet. İstediğim şimdi oldu. Bakın takım yollarım artık şuradaki takım yollarından hiçbir bozulma olmadan yine takım daha doğrusu yine program burada boş yüzey olduğunu biliyor. Yani burada pas olmadığını görüyor ve yeşil çizgilerle yani hızlı ilerleme kullanarak sonraki pasosuna devam ediyor. Görüyor musunuz? Tam o yüzeye teğet bir şekilde işlemlerini sürdürmüş. Peki. Sıra geldi şuradaki açılmaları nasıl engellemeye. Şimdi çıktım buradan. Şurada pasolar kısmında karşıt diye bir bölüm var. Buna sonra diyorum. Yani sonra dediğim zaman hani şuradaki takım yolları açılmalarını şu paralel pasolar bittikten sonra ve buraya gelip tam tersine işlem yaparak şuradaki kısımları işleyecek. Önce dersem ilk önce buradaki kısımları işler, sonrasında şu yatay alanlarda işlem yapar. Yok dersem ise oradaki açılmalar durur. Şimdi ben sonrayı diyorum ve buna göre takım yollarımı tekrar hesaplattırıyorum. Bakın nasıl bir takım yolu oluşacak. Simülasyon. Bakın ilk önce ne yaptı? Çok hızlı oldu simülasyonumuz. Böyle biraz düşürelim hızımızı. Bakın ilk önce takım yatay alandaki pasolarını işliyor. Doğrusal olarak. Şuradaki açılmaları ise paso bittiği zaman yani bu işlemi bittiği zaman biraz hızlandırayım. Sonrasında şu kısımdan başlayarak şuralarda işlem yapıyor. Açılma olan yerlerde sadece.
Yine çok hızlı oldu. Neyse. Bakın buradaki işlemler bittikten sonra buranın tam dikine görüyor musunuz? Burada bir yüzey işlemi yapıyor. Yani oradaki açılmaları program kapatıyor. Tekrar başlatalım simülasyonu. Bakın oradaki açılmaları işliyor. Bu işlem bittikten sonra yapıyor bunu. Öncesinde de yaptırabiliriz. Çıktım. Geldim dedim ki önce dedim ilk önce orayı yapsın. Daha sonra diğer geri kalan kısımları yapsın da diyebilirim. Bakın ilk önce buraları işliyor. Sonra geri kalan işlemlerine devam ediyor. Çıktım. Sadece dersek bakalım ne oluyor. Gördüğümüz gibi sadece buraları işliyor. Geri kalan doğrusal yüzeylerde işlem yapmıyor. Tabii bizim için mantıklı olan sonra tekrar hesaplatalım. Bir de katı simülasyona girelim bunu. Simülasyon. Katı simülasyon. Parçamızda şu anda pas olmadığı için yeşil kısımlar görünüyor. Buna aldanmayın. Bakın bizim yana adımlama değerimiz biraz büyük olduğu için yüzey biraz tırtıklı çıktı ama yana adımlama değerinizi düşürdüğünüz zaman daha da kaliteli bir yüzey elde edersiniz. Çıktım buradan. Şimdi biz burada şuradaki yüzeylerin açılmasını önledik ama şöyle tekrar bir çalıştırayım daha simülasyonu. Şimdi böyle parçalarda her zaman şuradaki kısımlar istediğiniz yüzey kalitesini elde edemeyebilirsiniz. Çünkü takım farkındaysanız dik girişler yaparak ve 90 derece inişler yapıyor aşağıya. Dolayısıyla takım yolunuz çok düzgün olmayabilir. Takım yolunuz ne kadar sık olsa dahi. Bunu önlemek doğrusal işlemede bunu başka bir türlü daha önleyebiliriz. O da nasıl? Şöyle parçamızı biraz uzaklaştıralım. Şu parçayı açılı olarak işletebiliriz. Ne demek istiyorum? Bakın şu kaçtı şu anda kapatıyorum. Yok dedim buna. Sonra geldim pasolar kısmına. Dedim ki açı tanımlama. Ben parçayı tam 0 değil de 90 derece değil de şöyle 45 derece bir açı ile işlemek istiyorum. Kayıt ve hesapla dedim. Simülasyon. Bakın takım yollarım açılı şekilde işleniyor. Ve açılı şekilde işlemenin bize en büyük faydası şuradaki takım yollarının daha sık olması. Görüyor musunuz? Ve şu pasolar kısmından yana adım değerimizi 0.3 yaparsak daha da kaliteli bir yüzey elde ederiz. Bakın takım yollarının sıklığına dikkat edin. Takım yollarınız ne kadar sıksa o kadar kaliteli yüzeyiniz var demektir. Şuralarda da bazı ufak tefek açılmalar var. Buralarda da karşıda açabilirsiniz. Çıktım buradan. Burada kısımda işimiz yok. Buradan da çıktım. Bu videomuzda bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.